Meclisi Mebusan. Osmanlı Devleti'nin birinci ve ikinci meşrutiyet dönemlerinde görev yapmış çift meclisli yasama organı. Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Aralık 1876 tarihli Anayasaya Kanuni Esasiye göre kurulmuş ve birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet dönemlerinde görev yapmış çift meclisli yasama organıdır. Seçilmiş parlamenterlerden oluşmakta ve padişah tarafından atanan daha az sayıdaki üst kamara üyelerinin oluşturduğu Seçkinler Meclisi, Meclisi Ayan ile birlikte genel parlamentoyu, Meclisi Umumi oluşturmaktaydı. Meclisi Mebusan 7 dönem faaliyet göstermiştir. 31 Mart 1877'de çalışmalarına başlayan birinci meclisi mebusan üyeleri geçici bir talimatla il, liva ve kazaların yönetim meclisi üyeleri arasından seçilmiş, İstanbul için ayrı bir seçim yapılmıştı. Bu mecliste 115 mebus vardı. 28 Haziran 1877'de çalışmalarını tamamlayarak dağıldı. Aynı seçim yöntemiyle oluşturulan ikinci meclisi mebusan ilk kez 13 Aralık 1877'de toplandı. 93 Harbi'nin getirdiği sorunlar nedeniyle 14 Şubat 1878'de kapatıldı. II. Abdülhamit döneminin sonunda 23 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanıyla aynı yılın Kasım ve Aralık aylarında parlamenter seçimi yapıldı. Ahrar Fırkası, Özgürlükçüler Partisi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti, Birlik ve İlerleme Partisi'nin katıldığı seçimlerde İttihat ve Terakki Cemiyeti çoğunluğu sağladı. Ve 4 Aralık 1908'de 3. Meclisi Mebusan açıldı. Bu meclis 31 Mart vakası ve 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi sonrasında Mayıs 1909'da anayasa üzerinde değişiklikler yaparak padişahın ve Seçkinler Meclisi'nin yetkilerini daralttı. Kendi yetkilerini artırdı. 1911'de tek bir parlamenteri ilgilendiren ancak politik yankıları yüksek olan bir ara seçim gerçekleştirildi. 18 Ocak 1912'de padişah meclisi dağıttı ve yapılan seçimlerden sonra 18 Nisan 1912'de 4. Meclisi Mebusan toplandı. Bu parlamento 5 Ağustos 1912'de Ahmet Muhtar Paşa'nın önerisiyle feshedildi. Birinci Balkan Savaşı nedeniyle seçime gidilemedi ve sıkı yönetim ilan edildi. İttihat ve Terakki 23 Ocak 1913'te Baba Ali baskını ile iktidarı ele geçirdi. Bu şartlarda tek parti düzeninde 1914'te seçime gidildi ve 5. Meclisi Mebusan üyeliklerinin tamamını İttihat ve Terakki elde etti.
Parlamento 1. Dünya Savaşı boyunca bu haliyle faaliyetlerde bulundu. Mondros Mütarekesi sonrasında 21 Aralık 1918'de Padişah Vahdettin tarafından yeni seçimler yapılmak üzere meclis feshedildi. Yapılan seçimler sonunda son meclisi mebusan ilk toplantısını 12 Ocak 1920'de yaptı. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali üzerine meclis işgal güçlerinin baskısıyla anayasaya aykırı olarak 11 Nisan 1920'de resmen kapatıldı. Meclisi mebusanın kapatılması üzerine 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi faaliyetlerine başladı ve fiilen ülkeyi yönetti. Mehmet Zati Bey, Arca tarafından bestelenmiş olan Mebusan Marşı, Meclisi Mebusan'ın 1909'da tekrar açılışında çalınarak kaydedilmiştir. Marşın sözleri hem 1908'de gerçekleşen Jön Türk devrimi liderleri Resneli Niyazi Bey ve Enver Paşa ile birinci meşrutiyetin ilan edilmesindeki önemli rol oynayan Mithat Paşa'yı över. Sözleri ise Osmanlılar bugün oldu muzaffer, fethetti yeniden vatanı asker, açtı mebuslara yolu süngüler, yaşasın Niyazi, yaşasın Enver, gökyüzünde şühedanın hayali, alkışlıyor sanki ruhu kemali, ah ölmeden görmeliydi bu hali. Kıymetli muhterem vatanperver, al bayraklar bulutları sarıyor, şenliğimiz asumana varıyor, mazlumlara zalimler yalvarıyor. Hey Allah'ım, bu nasıl ruzi mahşer? Uyan Mithat, uyan geldi zamanın, tutsun dünyaları şöhret ve şanın. Sen bulun önünde şu mebusanın, artık yaşa evladınla beraber. Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimleri için her Osmanlı vilayetinde 50 bin erkek başına bir vekil düşecek şekilde seçim yapılacaktı. Seçimlerde seçme hakkı için 25 yaşını doldurmuş olmak, Osmanlı Devleti vatandaşı olmak, bir kişinin hizmetinde olmamak, hükümet tarafından mallarına el konulmamış olmak, devlete vergi ödemek, ikamet ettiği yerde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak gibi şartlara uygun olmak gerekiyordu. Seçilme hakkı için ise 10 şart bulunmaktaydı. Bu şartlar şunlardı: Osmanlı vatandaşı olmak, Türkçe konuşabilmek, en az 30 yaşında olmak, seçime girerken başka birinin hizmetinde olmamak, iflas edilmişse kaybedilen itibarın geri kazanılmış olması, maddi durumunun iyi olması, borcu sebebiyle hükümet tarafından mallarına el konulmamış olması, medeni haklarında bir kısıtlama olmaması, seçimden önce veya seçime girerken yabancı hizmetinde olmamak, yabancı uyruklu olduğunu iddia etmemek.
Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimleri 7 Kasım 1919'da gizli oylama ile yapılmıştır. Ve sonucunda çoğunlukla temsil heyetinin desteklediği adaylar seçilmiştir. Seçimler yapılırken Kuvayi Milliye İtilaf Devletleri ile çatışma halindeydi.